Memur bey, ben karımdan şikayetçi falan değilim ha. Ya karı koca arasında olur böyle şeyler. Normal. Hem bizi buraya niye getirdiniz anlamadım ki. Biz gidebilir miyiz? Ya daha çok sürer mi bu? Amirim söyler. Ha. Amirin çok cevap veriyor da. Tam olarak ne oldu? Ya çünkü ev savaş alanı gibiydi de. Saldırdı mı size? Saldırdı. Ya ben biraz... biraz öfkeliydim. O da beni herhalde ilk defa böyle gördü ve... ürkmüş olabilir. O zaman şikayetçisiniz değil mi? Şikayetçiyim. Ama bugün olanlardan sebep şikayetçi değilim. Neden şikayetçisiniz o zaman? Oğlumun masumiyetini ortaya çıkaracak kanıdı yakmış. Nasıl yani anlamadım ben. Siz hani gelip bizim evde eldiven aradınız ya. Evet. Onu yaktığını söyledi bana. Ben de tutamadım kendimi biraz. Biraz öfkelendim işte. O yüzden oldu bütün bu gece olanlar. Ya Sedat, bir karı koca kavgasını ne kadar büyüttünüz böyle ya? Hayır, bir de sorgu odasına falan almalar. Ne oluyor? Seni kavga için almadım buraya Tuğrul. E niçin aldın o zaman? Niye yaktın eldiveni? Hangi eldiveni? Sen hangi eldiven olduğunu gayet iyi biliyorsun. Zeynep Hanım şikayetçi oldu sandım. Ama kavga için değil. Delili kararttığın için. Ya ne delili Allah'ını seversen Sedat ya. Delil falan karartmadım ben. Sallıyor Zeynep ya. Ha biz çok ağır kavga ettik görmedin mi? Aklı sıra benden intikam alıyor işte böyle. Ya niye uydurursun böyle bir şey? E manyak çünkü. Kafama tabak çanak fırladı. Bak elimin haline bak ya bak. E delirttin kadını Duru. Ha çok normal de ben delirttim öyle mi? Allah Allah. Duru be. Efe'nin suçsuzluğuna ben bile inanmaya başladım. Ya eldivenden de hiçbir şey çıkmayacaktı. Sen niye inanmıyorsun kendi çocuğuna? Ha? İzlediğin bir şey mi var, bir şey mi saklıyorsun? Ya Sedat ben ne saklayacağım Allah'ını seversen ya? Hem sen çocuğuma inanıp inanmadığımı nereden biliyorsun? Ha? Ben çocuğuma sonuna kadar inanıyorum tamam mı? Efe masum. Öyle mi? Öyle tabii. Niye yaktın o zaman eldiveni? Allah Allah yakmadım diyorum ya. Yemin ediyorum yakmadım ben. Hem bir dakika ya. Benim yaktığımı gören var mı? Yok. Kanıtım var mı? Yok. Sen beni burada tutamazsın tamam mı? Tutarım. Biraz tutarım seni burada. Savcılığa sevk edeceğim seni. E o zamana kadar da misafirimsin. Hadi bakalım. Dinlen güzelce bir istirahat et. Zeynep Hanım siz gidebilirsiniz. Zeynep Hanım biz yeni deliller tespit ettik de. Benim Efe ile bir kez daha konuşmam gerekiyor. Efe ile delil tespit ettik derken anlamadım. Efe ile ilgili mi bu ne? Ya yok 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 merak etmeyin yani doğrudan Efe ile ilgili değil. Yani o gün neredelerdi, nereye gittiler, ne yaptılar falan bir onları soracağım. Tamam. Ama ben Demet Hanım'la konuştum. Ya efendim daha rahat konuşacağını söylüyor artık. Yarın getirebilir misiniz? Yani getiririm yarın. Çocuğumun suratına katil diye bağırmazsanız alıp getiririm buraya. Yani ben tam olarak
öyle demedim ama ne demek istediğinizi anlıyorum. Kusura bakmayın, özür dilerim. İyi akşamlar. Buyurun. Utanmıyor musun ya? Bak bir de iftira atıyorsun. Ayıp ayıp. Kaç yıllık kocanım ben senin. Bir dur ya. Hadi yürü kardeşim. Polisleri niye karıştırıyorsun? Peki bakayım anne. Polisler yine ne soracak anne? Her şeyi anlattım zaten. Annem, ormana nasıl gittiğinizi soracaklarmış. Güzel güzel anlat sen. Senlik bir şey yok ki zaten. Hiç gerilme, tamam mı? Rahat rahat. Anne, Demet abla da orada olacak mı? Anneciğim, onu bilmiyorum. Olmayabilir de, yani şimdiden kendini buna hazırla, tamam? Hadi git ayakkabılarını giy, geliyorum annem ben. Ne yaptınız dün Tuğrul'la, ne konuştunuz? Hı? Bitti artık, öyle bir şey yok. Daha önce de öyle söylemiştin. 3 gün sonra seni döndürüvermişti hemen. O Zeynep gitti anne. Artık değil beni döndürmek. Yüzüme bile bakamaz. Sen yine de büyük konuşma. Arada çocuk var. Arada bir görüşürsünüz, konuşursunuz. Bırak Allah aşkına anne. Çocukla ilgilendiğim vardı. Yalandan babalık yapıyordu. Çocuğun beynini yıkamak için yaklaştı oğluma. Şimdi aklına bile gelmez artık. Neyse ben gidiyorum anne, beklemesin. Al şunu da. Tamam, görüşürüz. Annem, yedin mi? Hadi bakalım Tuğrul, dışarı çıkıyorsun. İyi çıkalım bakalım. Vallahi bir şey çıkmayacağını bildiğin halde beni buraya attın ya komiser. Çok ayıp ettin, çok. Bir gün bir yerde patlayacaksın, biliyorsun değil mi Tuğrul? Çekirgen bir sebebi. Komiser, vallahi ben işinde gücünde bir adamım be. Bir daha da yüzünü görmeyeceğim inşallah. Sanmıyorum ama biz yine de amin diyelim. Amin.